Evet, şimdi gördüğünüz üzere temizlik falan yaptık. Bu arada merhaba. Video girişi yapmadım sanırım, emin değilim. Evet, yapmadım çünkü sahuru şu an kamera yamuk ve düzeltmeye çalışıyorum. Galiba oldu. Yatağımın dağınıklığını zaten biliyorsunuz, şu an temizlik falan yapıyoruz. Yani temizlik bitti de yatağımı düzeltiyorum. Ramazan dekorasyon aldık biz annemle. Sadece iki tane geldi. Çünkü biz daha çok aslında sipariş etmiştik. Çok güzel böyle büyük lambalar falan almıştık. Böyle ay yıldızlı, ondan sonra camili vesaire. Ama maalesef tükenmişler. O yüzden yani aldık ama tükendi diye sonra bize mesaj geldi. O da iki tane elimize geçmiş oldu. Size şimdi aldığımızı göstereceğim. Şöyle çok tatlı. Bunlar yine lamba ama şu an pilimiz yok ya da var mı bilmiyorum, babama sormam lazım. Şöyle ay, ondan sonra yıldız. Burada böyle şey var, lamba. Böyle. Çok güzeller gerçekten. Bunları asabiliyorsunuz. Burada yine Eid Mübarek yazıyor burada. Yani bayramınız mübarek olsun. Çok güzel. Bunları asmayı düşündük. Nereye asacağız onu tam bilmiyorum. Renkleri de bu arada hoşuma gitti. Böyle altın falan. Çok güzel yani. Daha sonra böyle. Aa, bunu ip göndermişler. Tamam. Şöyle ip göndermişler, hasır. Bunları da çok güzeller. Şöyle şeye asacağız. Adını getirin. Camlara asılabiliyor. Çok hoşumuza gitti. Zaten bu adı ne bunun ya? O kadar aklıma gelmedi ki şu anda. Bunun adı ne? Neyse, şu an anneme falan sorarım. Editlerken buraya yazarım. Bir ayımız var. Bir yıldızımız var. Yani yok. Ayımız var, yıldızımız var. Ondan sonra bir tane de yine böyle bir tane şeyimiz var. Lamba. Çok güzelmiş gerçekten. Bunları da böyle asabiliyorsunuz camınıza falan veya duvarda olabilir. Süs amaçlı. Bunları aldık. Keşke diğerleri de olsaydı ama tükenmiş maalesef birçok şey. Biz biraz geç baktık sanırım, emin değilim. Seninle inşallah daha güzel böyle bir dekorasyon alışverişi yaparız. Size de zaten gösteririm. Daha bir sene var ama zaman çok çabuk geçiyor yani. Öyle işte, bugün çok bir planımız yok. Pazar bildiğiniz. Ben birazdan video editleyeceğim. Her akşama doğru. Aa, dışarıda şu an bir tane şey var. Geyik değil. Onun diğer versiyonu. İki tane. Burada ormanlarda görmek çok mümkün. Geyiktir vesaire. Şu an iki tane duruyor dışarıda. Otlardan falan yiyorlar sanırım. Size de göstereyim, durun. Bakın şurada. Göstereyim. Gösteremiyorum. Şuradalar. Elime şey yapmasın. Kendimi şu an Afrika'da hayvan belgeseli çekiyormuş gibi hissettim. Ama bunlar genelde geceleri çıkıyor, biliyor musunuz? Şurada araba yolu var. 4-5 tane hep orada çıkıyorlar. Şimdi ilk defa gündüz görüyorum. Genelde hep gece çıkıyorlar. Ya da ilk defa da ikinci kez falan olabilir ama genelde geceleri ortaya çıkıyorlar. Çok tatlılar gerçekten. Burada da bu arada kimse bunları vurmuyor, etmiyor, yemiyor. Herkes burada saygılı bir şekilde onlara yaşamasına izin veriyor. Yani tüfeği alıp da çıkıp vuran olmuyor. Güzelmiş. Evet. Ne konuştuğumu da unuttum şu an. Bugün bir planımız yok işte. Öyle bir temizlik. Ondan sonra akşama balık yiyeceğiz. Balığın içi ayıklanmadı. O yüzden çok merak ediyorum balığın içini nasıl gözüküyor. Ayıklanmamış halini. Yani sizin de mideniz bulanmazsa size de çekerim zaten. Eğer bulanırsa da zaten videoda şu an şimdi
uyarmış oldum. Eğer olur da ilerleyen saatlerde unutursam uyarmaya. Öyle işte, hava soğuk. Bilmiyorum hani çıkar mıyız, çıkmaz mıyız yürüyüşe falan. Saat şu an 5'e falan geliyor. Öyle yani. Ya anlatacak pek bir şeyim yok şu anda. Akşama işte balık var. Öyle. Çünkü yapacak pek bir şey de yok zaten. Hani dün baya güzel bir gündü bu arada. O videoyu da dün izlerseniz çok güzel olur. Çünkü İsveç'te her sene şey açılıyor. Nisan aylarında vesaire veya sonuna doğru Kungsträdgården'de pembe çiçekli ağaçlar var. Çok meşhurlar gerçekten. Baya bir turist çeken bir yer. Siz de İsveç'e gelirseniz o mevsimde, yani bu zamanlarda kesinlikle kaçırmayın derim. Çünkü gerçekten baya güzel bir görüntü sağlıyor. Bu sefer ilk defa şöyle gördüm. Yani bir tarafı açmış, diğer tarafı açmamış. İki tarafı var bu arada bu ağaçlar. Hatta o ağaçların tam altında büyük böyle satranç vesaire var. Çok güzel. Neyse, şimdi biraz video editleyeyim. Ondan sonra YouTube falan izlerim. İkindi kılınacak. Öyle. Şimdi şimdilik kapatayım. Sonra görüşürüz. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Evet, şimdi ailem bu Ramazan süslerini taktı. Buraya aşırı güzel oldu yani. Ben hiç böyle tahmin etmemiştim. Yani bu buradaki mutfak camı buna tam uydu. Baya güzel oldu. Akşamlar daha belli olacaktır. Baya hoş durdu gerçekten. Baya çok mutlu oldum yani. Biz burada Kur'an-ı Kerim'i de koyduk. Biz bunu Topkapı Sarayı'ndan almıştık. Böyle Kabe şeklinde çok güzel. Baya ihtişamlı da duruyor. Yani tıpatıp bizzat aynısını yapmışlar zaten. Onu da buraya koyunca tam böyle havasını vermiş oldu. Evet, şimdi 3 tane balığımız var. Annem bunların içlerini temizleyecek. Şimdiden uyarıyorum, bulananlar varsa şu dakikaya atlayabilirler. Annemle balık inceliyoruz. Ben bir küçük balığım. Ben bir küçük balığım. Diğer tarafta balık yapılırken bu tarafta da helva tatlısı yapılıyor. Annem içine limon sıktı. 3 yemek kaşığı da yemek... Matlanus kredin Türkçesine. Krema. 3 yemek kaşığı da krema koyacağız. Sonra limon kabuğu rendeleyeceğiz. Bunları da bu helva bir bütündü. Onu şimdi ezeceğim.
Evet, annem hazırladı etti. Şimdi bu fırına girecek. İftara az bir saat kaldı. Az bir dakika kaldı. Şimdi bunlar güneş yağını da annem dediği gibi sürdü, zeytinyağını. Hakiki zeytinyağı sürdük. Şimdi bunlar fırına gidiyor. Size bir de böyle akşam vakti göstereyim dedim. Biz bu lambayı kapatmayacağız. Hep açık duracak. Baya hoş, güzel duruyor. Böyle karanlıkta vesaire. Ve huzurlu bir köşe gibi. Evet, şimdi annem yaptı bu helvan tadına bakacağız. Şöyle de bir esprisi var. Balıktan sonra helva yiyin ki balık öldüğünü anlasın. Bunu bize bir Karadeniz turunda söylemişlerdi. Şimdi ben çok helva yiyen birisi değilim ama tadına bakacağım. Belki hani güzel, yani ben sevmesem bile eminim ki başkaları muhtemelen ya helva severler kesin sevecektir. Güzel. Dondurmayla güzel olur. Dondurmayla daha hani Evet. içindeki limon tadı falan ağır geliyor, yani iyi geliyor. Bir de içinde Antep fıstığı falan da var. Ve hani dondurmayla, böyle vanilyalı dondurmayla çok güzel olacaktır. Bunu da merak edeniniz vardır diye paylaşmak istedim. Böyle bir esprisi var yani.